hey, ne oluyor burada? Ece benim saçımı çekti. Ece, neden böyle bir şey yapıyorsun? Gitsin, istemiyorum onu ben. Ama sen oynamak istedin, sen çağırdın. Şimdi istemiyorum onunla oynamak. Git buradan. Bir daha seninle konuşmayacağım. Konuşmazsan konuşma. Miracığım, ben senin geçireyim. Belli ki bugün Ece pek iyi değil. Ben onun adına özür dilerim. Hadi gidelim. İstemiyorum onu. İstemiyorum işte. Ece, ne oluyor böyle? Dışarı çıkalım mı? Bir hava alalım. Parka da mı gitmeyelim? İstemiyorum park. Hamburger yemeye gidelim. İstemiyorum. Peki dondurma? İstemiyorum. İstemiyorum işte. Ece'nin sakinleşmeye ihtiyacı var. Ben onu nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Malzemelerimiz bunlar. Ece, biraz daha iyi misin? Yattığın yerden seni sakinleştirebilirim. Tabii izin verirsen eğer. Nasıl yapacaksın? Önce bu ayakkabıları çıkaralım. Sonra da birazcık bana doğru döneceksin. Yardımcı oluyorum. Evet. Sonra bunları birazcık sıvıyoruz. Evet. Kıtıklayacak mısın beni? İstemiyorum. Hayır, daha güzel bir şey. Tamam. Bu spreyle ayaklarımızı temizleyelim. Bunu da biraz silelim. Evet. Önden kremimizi alıyoruz. Şöyle yedirelim. İyi misin? Bilmem. Tamam. Şimdi de bu iki yağı karıştırıp masaj yapacağım ayaklarımıza. Masaj mı? Evet. Neden? Çünkü sinirlerimiz, bütün sinirlerimiz hatta ayaklarımızın altından geçer. Böyle masajlarda herkesi rahatlatır ve sakinleştirir. Üstten parmaklarımıza da yapalım tek tek. Evet, üste doğru. De bu ayağımıza yapalım. Birileri ağırlaşmaya başladı. Gergin olduğumuzda ya da daha iyi hissetmek istiyorsak bu şekilde ayağımızı çok bastırmadan hafifçe daire çizerek masaj yapabiliriz. Büyüklerimizden de yardım isteyebiliriz tabii ki. Ya da biz de büyüklerimize bu şekilde masajda yardımcı oluruz. Galiba. Tamam. O zaman malzemelerimizi alalım. Ece'nin üstünü örtelim. Evet. Çocukların bazen böyle gergin anları olabilir. Böyle durumlarda nasıl ki sarılmak bize çok iyi geliyorsa ayak masajı da çok iyi gelir. Görüşürüz. Benim